Kilo meselesine bir hatırlatma yapayım. Önce Rusya tahıl anlaşmasını sona erdirdi. Bir süredir zaten bu anlaşmadan duyduğu memnuniyetsizliği dile getiriyordu. Bu anlaşma Ukrayna'nın tahılına, gübresine yaradı. Ben ne tahıl ne gübre satabildim. Yoksul ülkelere yarayacak, gıda krizi olacaktı. Onu önledik dediniz ama bu tahıl koridorundan giden tahılın sadece %3'ü Afrika ülkelerine gitti. Yine Batı kazandı dedi. Ve seçimden sonraki, Türkiye'deki seçimden sonraki ilk anlaşma uzatma dönemi geldiğinde dedi ki ben uzatmıyorum bu anlaşmayı artık. 17 Temmuz itibariyle Rusya bu tahıl koridoru anlaşmasını bitirdi. Ukrayna'nın Karadeniz kıyılarında Tuna Nehri'ndeki limanlar aynı ölçekte olmasa da daha küçük ölçekte de olsa bir alternatif olarak önem kazanmıştı. Oradaki tahıl depolarını bombaladı Rusya. Yeni sevkiyat yapılmasın diye. Bunu konuşurken pazartesi günü Kocaeli'de Toprak Mahsulleri Ofisi'nin silosunda bir patlama oldu. 12 yaralıdan biri gencecik bir çalışan hayatını kaybetti. Bir de depremzede olduğu ortaya çıktı. Yani depremden gitmiş orada daha 25 gün önce işe başlamış hayatını kaybetti. 60 silodan 13'ü zarar gördü. Buğday sıkışması, buğday tozu sıkışması ihtimalinden söz edildi. Dün de Fransa'nın Manş Denizi sınırındaki en önemli ihracat limanlarından birine ev sahipliği yapan La Rochelle kentinde buğday silolarında yangın çıktı. Şimdi yani Sayın Yıldırım size şunu sorarak başlayayım. Bu üç olay hani münferit midir? Ard arda gelmesi tesadüf müdür? Yoksa beraber bir yoruma yol açması gerekir mi? Sabotaj yorumları yapıldı. Silonun görüntülerine bakıldı. Kocaeli'de işte çıkan duman siyahtı. Siyah duman çıkmaması lazım böyle durumlarda gibi. Önce bu ihtimalleri siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Onu sorayım. Yani silo neden patlar? Bunu bu hafta öğrendik. Buğday işte unu, tahıl unu sıkışmasının patlamaya yol açabileceğini pek çoğumuz bu olayın ardından öğrendik. Ve tabii ki tüm bunlar gerçekleşen noktaları da göz önünde bulundurduğunuzda buğday fiyatlarını, tedarik zincirini etkiler mi? Ne düşünüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Gözde Hanım, tabii ki iklim krizi ve pandemiyle birlikte aslında dünyada gıda konusu çok daha ön plana çıktı ve kendine yeterlilik, işte tahıl üretimi, özellikle de tahıl çok ön plana çıktı. Çünkü hani burada gıda güvencesi, gıda güvenliğini sağlamak için üretici ülkeler çok büyük bir avantaja sahipti. Bir anda kapılar kapandı. İşte ihracatı yasaklayan ülkeler oldu. Tahıl koridoru ise Türkiye, Rusya ve Ukrayna savaşı ile birlikte Ukrayna'nın elindeki tahılı satamaması sonucunu doğurdu ve Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in girişimiyle de bir tahıl koridoru açıldı. Buradaki iki önemli amaç vardı. Bir, Ukrayna'nın tahılını ihraç etmek, ona olanak sağlamak. İkincisi de Rusya'nın elindeki gübreyi yine satışını sağlamak. Fakat Putin'in de söylediği gibi gerçekten de Ukrayna tahılı Afrika'daki açlık çeken ülkelere gitmesi gerekirken işte yaklaşık bir yılda 33 milyon ton tahıl taşındı bu koridordan. Bunun %40'ı Avrupa'ya gitti, %30'u Asya'ya, %13'ü Türkiye'ye geldi. Yani Türkiye, Çin ve İspanya'dan sonra 3. sırada yer aldı. Bir yandan da Ukrayna'nın komşuları, işte Polonya olsun, Romanya, diğer ülkeler ciddi olarak tepki gösterdiler. Yani Ukrayna'nın ucuz tahılı bizi olumsuz etkiliyor. Oradaki çiftçiler eylemler yaptılar. Hatta Polonya tarım yaşanırken şöyle bir bekledim acaba Mart ayından sonraki yağışlardan sonra Mart ayından itibaren kuraklık riski buğday açısından azaldı ve Türkiye hem depolarında hem de tarlasında yeterli miktarda tahıl olan bir ülke konumuna geldi. Buradaki patlamaya baktığımızda aslında tahıl tozu patlaması çok sık olmasa da çok yaşanan bir olay. Özellikle Amerika'da yılda en az 10 tane patlama olur. Bu bazen ölümle sonuçlanır ama ortalaması bir veya iki kişidir baktığımız zaman. Geçmiş yıllarda çok daha fazla oluyordu. Yani Amerika'da 1950'lerde 58 kişinin
öldüğü patlamalar da görülmüştü. Türkiye'de ise ilk kez bu kadar büyük bir patlama meydana geldi. Siz de belirttiniz, 12 kişi yaralandı ve bir genç çalışan da hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tabii tahıl çok çok önemli ama burada tahıl tozu patlaması olabilecek bir durum gerçekten de. Özellikle bu konuda gerekli önlemler alınmadığı takdirde şekerde, nişastada, tahılda, unda, birçok gıdada bu benzer patlamalar yaşanıyor. Bazen bu işte ölümle sonuçlanmadığı için çok gündeme gelmiyor. Dediğim gibi Türkiye'de ilk kez bu kadar büyük bir patlama oldu. Siz de belirttiniz, işte önceki günde Fransa'da, daha doğrusu dün de Fransa'da bir patlama oldu. Orada da gördüğümüz yine siyah dumanlar çıkıyor. Hani duman konusunu söylediniz. Evet. Siyah duman çıkması normal. Bizde, Türkiye'dekinde de aynı şekilde oldu. Hı hı. Bu tamamen dediğim gibi eğer gerekli önlemler alınmazsa buradaki emisyon kontrolünün yapılması gerekiyor. Ki Toprak Mahsulleri Ofisi depolama konusunda Türkiye'deki en uzman kurum. Yani yıllardır siloları var. Bu silolarda tahıl depolanıyor. Dediğim gibi zaman zaman patlama oluyor ama bu büyüklükte olmadığı için çok gündeme gelmemişti. Buradaki tahıl miktarı konusunda da işte bakanlığın da yaptığı açıklamada 95 bin ton kapasiteli bir silo bu bölgede var. 60 tane silo var. Bunların 13 tanesinde patlamadan 13 tanesi etkilendi. Burada da aşağı yukarı 15 bin ton bir ürünün zarar gördüğü ifade edildi. Bunun içeride buğday fiyatını veya işte hani piyasaları etkilemesi pek mümkün değil. Türkiye 20-21 milyon ton buğday üreten bir ülke. Dolayısıyla da burada hani en azından ben bir sabotaj olduğunu zannetmiyorum. Bu benim fikrim. Oradaki uzmanların da belirttiği bu yönde. Ama sabotaj yapılması bilmiyorum ama hep Rusya'dan bekleniyor. Biliyorsunuz tahıl koridoru kapandıktan sonra Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması oldu. Dedi ki biz Rusya'nın tahılını Afrika'ya taşıyacağız. Evet. Yani Cumhurbaşkanı Ukrayna'nın değil tam tersine Putin'in yanında yer aldı zaten. Çünkü Putin bu anlaşmayı uzatmadığı zaman dedi ki hatta Afrika ülkeleriyle bir toplantı yaptı, bir zirve yaptı. Biz size tahıl desteği sağlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı da dedi ki sizin tahılınızı biz taşıyacağız dedi. Yani Rus tahılını biz taşıyacağız. Şimdi böyle bir durumda Rusya niye Türkiye'ye bir sabotaj yapsın bilemiyorum. Yani bana çok mantıklı gelmedi. Ama şunu belirtmem gerekiyor. Tahıl bundan sonra çok daha önemli olacak. İşte tahıl koridoru kapandı denildiğinde fiyatlar dibe çakılıyor. Tahıl koridoru açılacak denildiğinde fiyatlar yükseliyor. Yani özellikle tahılı kontrol eden dünyadaki birkaç şirket bunun üzerinde bir takım oyunlar oynuyor. Bu doğru. Onlar yönlendiriyor daha çok. Ama bu Derince'de bir hani sabotaj olduğunu en azından ben şu anki verilerle evet bir sabotaj var diyemiyorum. Peki. Sayın Erdemoğlu ne dersiniz? Mesela evet. Bu Fransa'daki nokta çok önemli bir nokta. Evet. La Rochelle'deki silah, buğday silosu. Stratejik bir önemi var, doğru. Evet, yani bir taraftan şimdi Tuna Nehri de oradaki limanlar da zaten bu anlaşmadan çıkılmasıyla daha stratejik hale almıştı. Elbette tahıl koridoru ölçeğinde mümkün değil o limanların bu sevkiyatı karşılaması ama önemliydi. Şimdi konuğumuz da hatırlattı. St. Petersburg'daki zirvede dedi ki Putin Afrika ülkelerine Ukrayna'dan doğan açığı ben kapatacağım. Size hediye edeceğim dedi. Evet, tonlarca ton tahılı. Şimdi de Erdoğan açıklıyor. İşte biz taşıyacağız diyor. Nasıl şekilleniyor? Evet, önce şeyi söyleyeyim. Ben de bir sabotaj olduğu kanısında değilim. Birkaç hatırlatma yapayım da yani neden böyle düşünüldüğü ne katkım olsun. Hı hı. Haklı da insanlar böyle düşünmekte. Yani bu tür sabotajlar olur tabii bu arada. Hı hı. Teknoloji hırsızlığı oluyor, teknolojik sabotajlar oluyor. Hatırlayın 5-6 yıl önce iki İngiliz değil mi ajanının Rus boru hatlarına sabotaj yaparken yakalandığını biliyoruz. Tabii. Şimdi bunlar olmaz değil.
Ancak şu var, ben de Ali Ekber Bey'in mantığından giderek aynı şeyi düşünüyorum. Şimdi zaten elinde bu tahıl üretimini, dağıtımını, sevkiyatını engellemek gibi muazzam bir güç varken Rusya'nın, Fransa'daki o silolarında hepsi tamamen dolu olsa bile onun bıraktığı boşluğu doldurmayacağı çok açık. Elinde böyle bir güç varken Rusya neden sabotaj yapsın Fransa'ya diye düşünüyorum doğrusunu istersen. Türkiye için de aynı kanadayım. Yani iyi müttefik zaman zaman belki de şimdi daha fazla bozulma eğilimi gösteriyor ama ilişkilerin kopacak hali yok biliyorsun. Daha önce de konuşmuştuk bunu. Türkiye'ye neden böyle bir şey yapsın? Ben sabotaj ihtimalinin biraz dışarıda bırakılması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Hı hı. Sorun şu, yani bu silo patlamaları küresel bir mesele aslında. Yani biz çok sık rastlamadığımız için bunun önemini belki de fazla kavrayamadık. Ama Ali Ekber Bey bir tarım yazarı olduğu için o biliyor. Aslında bunlar çok çok önemli meseleler. Yani bir inceleyeyim dedim gelmeden önce ne var ne yok diye. Şimdi mesela İngiltere'de 4000 tane silo var gözde. Ve orada da bütün bu sorunlar yaşanıyor. Ama patlamaya dönüşmüyor vesaire. Şimdi şöyle de bir yanlış anlayış var. Söylediler çünkü başka yer duymuştum. Çok dolu olduğu için patladı diye. Hayır, silo çok dolu olduğu için patlamaz. Hı. Aşırı basınçtan patlar. Ve bütün siloların, dünyadaki bütün siloların karşılaştığı sorun da bu. Niye patlar ya da aşırı basınç neden olur? Şu işte buğday tozu, tahıl tozu ne deniyorsa artık. Evet. Onun silodan çıkması lazım. Oksijenle buluşması lazım. Akışkan hale getiriliyor işte. Evet. Yani oksijenle buluşup akışkan hale getiriliyor. Bu önemli bir sistem tabii ve bakımının çok iyi yapılması lazım. Akışkan hale, oksijenle akışkan hale getirilmiş buğday tozunun çıkması gerekiyor. Nereden çıkması gerekiyorsa artık. Bunun olmadığı zamanlarda aşırı basınç tabii devreye giriyor. Bu her zaman patlamaya yol açmaz. Bak 4000 silonun olduğu İngiltere'de 10.000 aşırı basınç makasına rastlanmış. Yani bunlar patlamaya dönüşmemiş. Şimdi o zaman ne oluyor? Yani durup dururken birilerini, bir yerleri, bir kurumları, kurumu kötülemek öyle bir derdim yok kuşkusuz ama aklıma ihmal geliyor ister istemez. Evet. Yani maden kazalarında konuştuğumuz olduğu gibi işte kader deyip çıkıldı. Yani Grizu'nun evet. Aslında hemen hemen aynı Çin'le aynı düzeydeyiz. Başka Grizu patlamıyor evet. Artık dünyanın başka yerinde yani ya Çin'de